Herkese merhaba, mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle Sivas'ın yöresel köftesini yapacağım. Mevlidlerde ve bayramlarda baş yemek olarak geçer. Şimdi malzememi sayayım. 300 gram tavuk göğsüm var. 2 adet soğanım var. 2 adet yumurtam var. 1 yemek kaşığı unum var. Un aslında ilave edilmiyor ama ben işim garanti olsun diye koyuyorum bir kaşık. Burada bulgurum var. İçerisinde 1 yemek kaşığı biber salçam, domates salçam, birer tatlı kaşığı biberim, nanem, karabiberim var. Kırmızı biber ve pul biber. Şimdi yapımına geçelim. Öncelikle kıymamı çekeceğim soğanla birlikte. Evet, kıymamı çektim soğanla birlikte. Evet, şimdi yoğurmaya geçelim. Bu köftenin özelliği hiç bir ilave etmeden yoğurulması. Önce tavuk kıymasıyla yoğuracağız. 2 dakika kadar, çok uzun süre yoğurmanız gerekmez. Kullanmış olduğum bulgur pilavlık bulgur. Kendi yöremden getirdiğim bulgur olduğu için ince bir bulgur. Ama buranın bulgurundan yapmak isterseniz orta bulgur kullanmanızı tavsiye ederim. Kuru bir hal alana kadar yoğuracağız. Biraz yoğurayım, hemen dönüş yapacağım. Evet, yaklaşık 2 dakika yoğurdum. Hiç su ilave etmedim. Bunun püf noktası budur. Kesinlikle su ilave etmeyeceksiniz. Bulgurlar şişme yapar ve dağılır köfteniz. Ne kadar sert olursa o kadar olmuş demektir. Bu köftenin özelliği budur. Şimdi yumurtamı ilave edeceğim. Yumurtanın suyu çekene kadar, yani ıslaklığını içerisine alana kadar yoğuracağız. Tuzumu da ilave ettim, saymayı unuttum. Unumu da ilave ediyorum, 1 yemek kaşığı. Orada 1,5 vardı, ona göre ayarladım ben. Göz kararım nettir yani. Evet, gördüğünüz gibi sıkılacak kıvama geldi. Şimdi toparlayayım, elimi temizleyip tekrar dönüş yapacağım. Evet, şimdi sıkma işlemine başlayacağız. Bunun sıkma şekli biraz değişiktir. Ufak ufak ve uzun uzun olacak bu şekil. Suyu sadece elimi bandırmak için kullanıyorum. İçerisine su kullanmadım, tekrar ediyorum. Bu şekilde bakın. Piştiği zaman da zaten bulgurlar şiştiği için kocaman oluyorlar. Göreceksiniz zaten. Hepsini bu şekilde sıkalım. Evet arkadaşlar, köftemi sıktım, suyum kaynadı. Şimdi köftemizi ilave edelim. Şöyle kameramı yaklaştırayım. Bu şekilde. Ben kemikli bir göğüs almıştım. Etini üzerinden aldım. Kemiğinde tavuk suyu olması için bu şekilde kaynattım. Hemen kemiği içerisinden alayım. Dışarıdan kıyma kullandığınız zaman köfteniz tutmaz. Çünkü yağlı oluyor. Ben evde çekiyorum genelde bu köfteyi yapacağım zaman. Şöyle ilave edelim. Çok fazla kaynamayacak. Çok fazla kaynattığınız zaman köfteleriniz yumuşama yapar. Evet. Kaşık değdirmeyeceğiz kaynayana kadar. Salçam ben kavurmuştum. Evet.
bir yemek kaşığı salça ilave ettim. Yağı da kavurdum. Şöyle. Üzerine nane serpeceğim. Pişerken. Şimdi kaynamasını bekleyelim. Kokurdayınca ağzını açacağız. Evet arkadaşlar, köftem kaynadı. Şimdi ağzını açıyorum. 5 dakika kaynayacak ağzı açık bir şekilde. Fazla kaynatmayın, dediğim gibi bulgurlarınız yumuşama yapabilir. Evet, 5 dakikadır kaynıyor. Şimdi altını kapatıyorum, tabağımı alıyorum. Evet arkadaşlar, servis tabağımı aldım. Elimden geldiği kadar püf noktalarıyla anlatmaya çalıştım. Şimdiden deneyecek olanlara afiyet olsun. Kanalıma abone olup destek olmayı unutmayın. Hoşça kalın.